Kimse şans oyunları ve kumardan kazandığı parayı ne yapmalı? Bu parayla ticaret yapabilir mi? Hayır. Şans oyunları haramdır, kumardır. Bunun e, burada bu yolla elde etmiş olduğu para haram bir paradır ve bu şekilde elde ettiği parayı tamamını da bir hayır kurumuna ya yani da bir fakire vermelidir hakkı değildir. Kumardır. Kumar hakkı değildir. Ayrıca şunu da söyleyeyim. O gün bir şey öğrendim. Yurt dışında yurt dışındaki bazı Müslümanlar Müslüman bir cemaate gidip geliyor ve dükkanı varmış bazılarının dükkanında domuz eti satıyormuş Müslüman. Yazıklar olsun sana içki satıyormuş Müslüman ve bir cemaate de gidip geliyormuş ve orada onu bilenler ona hiç seslenmemişler yazıklar olsun hepsine de orada hocalık yapanlara da buna sessiz kalanlara hepsine yazıklar olsun demek ki sen biliyordun bu adam dükkanında domuz satıyor ve her zamanda görüştüğün çok samimi olduğun birisi ve senin yanında olan birisi ve sen bu adamın domuz sattığını, o parayı getirip de verdiğini biliyorsun. İçki sattığını, o parayı getirip verdiğini biliyorsun ve seslenmiyorsun. Öyle mi? Onun evine gidiyorsun. Çay içiyorsun, yemeğini yiyorsun. Öyle mi? Yazıklar olsun. domuz satan adamın evine mi gittin? Yemeğini mi yedin? Domuzdan kazandığı parayla yaptığı yemeği mi yedin? Yurt dışındaki kardeşlerimiz helale harama dikkat etsinler. Benim gördüğüm kadarıyla bunu birçokları unutmuşlar. Hatırlamıyorum şimdi hangi şehirdeydi. Bir tanesi aklımda, adını vermeyeyim. Ama bir başka yer daha vardı. Orayı hatırlayamıyorum. Yani İsveç'te miydi, Berlin'de miydi? Tam hatırlayamadım neredeydi. Bir yerde yani böyle birisi var, varmış, bana orada söylemişlerdi. Dükkanında domuz satıyor. Ve Oradakiler ona gereken tavrı göstermiyor. Aman aman bize para veriyor. Kaçırmayalım. Biz bu parayı niye topluyoruz? İslam'a hizmet etmek için. Bu adamın da hizmete ihtiyacı var. Bu adamın da cenneti kazanmaya ihtiyacı var. Sen ona ne zaman tavır göstereceksin? Hadi diyelim ki yeniydi. Daha yeni gelmişti. Bir müddet bir şey demedin. ısınması için, alışması için biraz eğitim gördükten sonra anlatırız diye düşündün. Hadi bunu anladım. Hadi biraz zamana bıraktın. Hadi bunu anladım. Bu adam yılların adamı. Yılların adamı. Hala ona bir şey dememişsin. Ya da gerektiği kadar söylememişsin. Bu nasıl bir Müslümanlıktır? Helal haram anlayışı kalmamış. Para kazanayım da nasıl nasıl olursa olsun. Yani Türkiye'de mesela ben bir cemaate gidip de domuz satan, içki satan bir insan pek sanmıyorum. Ama yurt dışında birçoğu orada doğmuş, bu duyguları, bu sınırları, bu ölçüleri, bu hassasiyeti çoğu elde etmemiş. Ne anasından ne babasından ne oradaki toplumdan rahat, sanki normal bir şey satar gibi domuz satabiliyor. Bu şekilde kazanılan tüm paraların hepsinin bir hayır kurumuna ya da bir fakire vesaire verilmesi gerekir. Caiz değil.